ya bu kadar zorladınız? Ya yürü şu arabanı hadi be. Hadi hadi az kalktı. Ha, ha. Çekil. Siz kimden izin aldınız burada dilenmek için? Hiç kimseden. Allah'ın yolu burası. Dilenmek için illa birinden izin almamız gerektiğini bilmiyorduk ki. Burası bizim bölgemiz abicim. Burada bizden izinsiz kimse dilenemez. Anladım. Peki bu izni alabilmek için nereye başvurmamız gerekiyor? Bize başvuracaksın. Önce biz seni bizim merkeze götürüp bir bakacağız. Dilenebilmek için yeterli özelliklere sahip misin? Bizim için iyi bir sermaye olabilir misin? Ya bu ya yetenek sınavından geçeceğiz yani. Herhalde. Kamuran, şşş! Çok heyecanlı değil mi lan? Aynen öyle Okun abi. Peki, sınavda sadece şarkı söyleyip dans mı ediyoruz? Yoksa savaş yeteneklerimizi de sergileyebiliyor muyuz? Ya ben böyle koltuktan zor ses çıkartarak oy Emine türküsünü çalabiliyorum. Gerçi bu dinledim de pek işe yarayan bir numara değil. Yani hiç kimse adama bak yazık koltuk altıyla zor oy Emine çalıyor. Dur şuna bir 50 kuruş vereyim de sevaba gireyim demez. Der mi Kamuran? Demez o. Bu nedenle ben kör şarkıcılık konusunda daha iddialıyım. Gerçi bir keresinde hem kör hem sağır hem de dilsiz şarkıcı numarası yapmaya kalkmıştım. O da tutacak gibi olmuştu ama sonra da tutmamıştı. Dilsiz ve sağır şarkı söylemesi biraz saçma. Kulağa da eziyet oluyor takdir edersiniz. Kesin lan artık amma kafayı tülediniz be. Şimdi bizimle bizim merkeze geleceksiniz. Orada Selami abi bakacak sizi. Gelirse çeteyi alacak. Ve bundan sonra bizim gösterdiğimiz noktalarda bizim için dileneceksiniz. Topladığınız bütün parayı da bize getireceksiniz. Biz de size belli bir maaş vereceğiz. Ne? Maaş mı? Duydun mu Kamuran? Sonuçta bizim de maaşlı bir işimiz olacak. Büyüküz hayat. Peki sigorta? Sigorta falan yapıyor musunuz? Yemek kartı Akbil de vardır inşallah. Yemek kuponları da çok güzel oluyor mesela. Hadi yürüyün be gidiyoruz. Tamam. Tamam. Geri zekalı. Bir avuç tuz alıp yetişiyor arkadaş ya. Tamam dedi ya. Yürüsene be kardeşim. Beni kimse gel bitmeyecek. Lan vazgeçeceğiz şimdi. Çok. Bir gören olursa. Hayır. Yarın bir gün bu noktada tekrar dinlenme görevi düşebilir bana. Gerizekalı. Benim şu tekerlekli sandalyeye de rica edebilir miyim? Sandalyeye gerek yok. Yürü hadi. Hayır yani... Kör dilenci şarkıcı, acıların çocuğu, çile manyağı, talihsiz Orkun imajımı tamamlaması açısından şey ettim. Seçmeler sırasında jüriyi daha kolay ikna edebilmek için. İçeride tabure var. Tabureye oturup söylersin şarkını. Gerçi tabure tekerlekli sandalyenin yerini tutmaz ama ne yapalım? Usta bir oyuncu sahne seçmez değil mi? Yürü hadi.
487'den operasyon dahilindeki tüm birimlere. Dilenciler çetesinin mekanını tespit ettik. İçeri girmek için benden emir bekleyin, tamam. Giriyor muyuz? Hayır. Önce Yavuz amirden sinyal bekleyeceğiz. Ne gerek var ki ya? Adamların yerlerini zaten tespit ettik işte. Niye bekliyoruz? Dalıp alalım hepsini. Olmaz. Suçüstü yapmamız lazım. Hem ayrıca işin en zevkli kısmı bu. Yavuz amir önce adamlarla biraz kafa bulacak. Sonra da onlara hak ettikleri dayağı atıp hepsini bayağı bir eskitecek. Ondan sonra merkezi götüreceğiz. Yavuz amirin çalışma tarzı bu. Düştüler abi. Biz tam olarak yeni düşmüş sayılmayız aslında. Biz karşı tarafın dilencisiydi efendim. Şimdi kriz karşı tarafı çok fena vurduğu için biz de bir süreliğine Avrupa yakasında çalışalım dedik. Bir nevi gurbete geldik yani. Bizi gurbetçi dilenci ya da turneye çıkmış sanatçılar olarak görebilirsiniz. Deli mi lan bunlar? Biz de ilk başta deli sandık bunları abi. Bizim bölgede bizden izinsiz dileniyorlardı çünkü. Evet.
takar yani kafayı, öyle mi? Cinayet istiyorlar. Alayım mı lan senin o bıyıklarını ha? ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.